Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nın engelsiz misafirleri onlar. Tanıtım amaçlı geldikleri şampiyonada herkesin gönlünde taht kurdular. Şampiyona boyunca önce onlar aldı yerlerini. Tribündeki seyircilerin alkışlarıyla daldılar suya. Her kulaçlarında alkışlar daha da yükseldi. Onların azmi karşısında herkes tek yürek oldu. Kocaman yürekleriyle kendilerine acınılmasını değil, güvenilmesini bekliyorlar. Allah kimseyi engelletmesin. Ama Türkiye'de 9 milyon engelli insan varsa da biz bunlara ulaşıp daha çok engelliyi spor alanları için. Çünkü dünyanın kabul ettiği tek bir sistem var. Onların rehabilitesi ve onların huzura kavuşması spor. Bütün dünya bunu yapıyor. Bizde de yavaş yavaş bunlar artık doktorlar eskiden karşı çıkıyordu ama şimdi yönlendiriyorlar. En büyük rehabiliteyi biz yapıyoruz. Yani rehabilitasyon merkezleri bizim yanımızda, bizim verdiğimiz eğitimi de veremezler. Toplumundan beklediğimiz sadece bize güvensinler. Bu çocuklara güvensinler. Bu çocukların yapamayacağı hiç yok. Güzeller güzeli Sevilay Öztürk. Doğuştan kolları yok ama hocası geleceğin yüzücüsü olacağından emin. Yüzücü olmak istiyorum. Ben arkadaşlarımla tanıştım diye oyun oynuyoruz. Evin orada. Evcilik oynuyoruz. Ama artık oynamıyorum. Havuza gittiğim için. Havuza gidiyorum, okula gidiyorum. Onun için de oynayamıyorum. Paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil eden Beytullah Eroğlu, ülkesine ilkleri yaşatmak isteyen azimli bir genç. Ben yüzmeye başlamadan önce, spora başlamadan önce hayata tam anlamıyla bağlı olan birisi değildim. Ve kendimdeki değişiklikleri büyük ölçüde görüyorum. Ne gibi değişiklikler oldu mesela hayatında yüzmeden sonra? Hayatında yüzmeden sonra neşeliyim, hayatı seviyorum ve bağlanma azniyle ilerliyorum ve bir amacım var. Paralimpik oyunlarında 2016 Rio Paralimpikleri var. İnşallah en büyük hedefim tekrar oraya atlamış oldu. Ama önümüzde uluslararası, Avrupa veya da dünya birçok yarışımız var. Bu zamana kadar yaptığım başarıların üstüne başarı ekleyerek ülkemizi ve milletimizi en üst seviyede temsil etmeyi planlıyorum. Yüzme sonrası normal hayatlarına dönen sporcular günlük kıyafetlerini giyerken yardım alsalar da birçok konuda kendilerine yetebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar.